Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar bu güzel günden herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şu yine damızlıklarımızı bir dışarıya bıraktık. Şu güzel güneşten bir yararlansınlar. Biliyorsunuz ki güneş enerjisi, güneş ışıkları bütün canlılara olduğu gibi kuşlara da çok iyi geliyor. En azından şu her gün, hafta içi her gün dışarıda kalıyorlar. Bir işte yemleme zamanı çıkartabiliyoruz. O yüzden de şöyle şunları bir çıkartalım dedim. Evet. Arkadaşlar şu dişi dumanlımızın eşi bir erkek dumanlımız var. Gerçi nerede şu an? Burada değil. Geçen günü bir kalktı buradan. Kuş kayboldu dedik. Ondan sonra bayağı bir zaman orada. Şuradaki erkeğimiz. Buradan bir kalktı, aşağılara indi, kayboldu. Bir gün de dışarıda kaldı. Ondan sonra dün akşam üstü gelmiş, inşaata gelmiş. Biz de inşaatı kuşlara bırakınca tabii yerine geldi. Bayağı da uzaklara gitmişti. Hatta bu etrafta, Gebze civarında, Tatlıkuyu civarında oturan arkadaşlar var. Onlar söyledi. Abi buralara geldi filan diye. Kayboldu dedim. Çünkü hiç daha yani uçup da uçtuğu yoktu. Yani buraları böyle dışarı saldığımız yoktu. En azından buralarda geziyordu sadece. Fakat Allah'a şükür bir yere teslim olmadan yerini bulmuş gelmiş. Orada öten erkek. Çünkü çok da önem verdiğim bir kuş arkadaşlar o kuş. Onun bir tane yavrusu mavi de işte. Bizim o uçum kümesinde uçurduğumuz mavi yavru. O da erkek çıktı. O bakalım şimdi de şu düz duman dişiyle onu eşledik. İnşallah güzel yavrular alacağız. Şimdi buradaki dişimiz de aynı soy kuşlar. Aynı soy olduğu için de onları da bildiğimiz için, işte bu erkek, onları da bildiğimiz için birbirini eşlemiştik. İnşallah da sonuçlarını göreceğiz arkadaşlar. İşte bazı arkadaşlar diyor ki kanatları neden makaslıyorsunuz? İşte bu yüzden makaslıyoruz. Damızlık kuşlar yani işte böyle bir neşeye falan, heyecana geldiği zaman aşağılara düşebiliyor. Aşağılara düştüğü zaman da bunu kedi kapabiliyor. İki ayaklı kediler kapabiliyor. Özellikle iki ayaklı kediler. Çünkü aşağıda bir dünya insan oluyor. İşte mangal yapmaya, işte ne bileyim işte iftara gelenler. O yüzden de arkadaşlar biz bu kuşları makaslıyoruz ki sıkıntı yaşamayalım. Yani bunu zaten damızlık kuş bakan arkadaşlar bana hak verecektir. Damızlık kuş bakmak öyle kolay bir iş değil. Ayrıca ve çok da dikkat etmeniz gereken bir şey. Hayvan işte dediğim gibi ufak havalandığı zaman kendini aşağılara düşürebiliyor. Ondan sonra da kaybolabiliyor. Bakalım şimdi onları makaslamadım ama makaslayacağım. Çünkü böyle olmayacak bu. Şimdi şöyle kuşlarımızı şöyle bir ufaktan. Arkadaşlar iyi maşallah. Kümeste erkek boz dumanımız oturuyor. Şimdi bu yuva değişeceği için ben yuvayı temizlemedim. Yuva kirli. Yuvayı karşı tarafa alacağız. İşte bir sadece folukları kaldı. Bu miski yavrumuzun babası yine miski, yine yumurtladı onlar. Aşağıda yine bu şeyde uçurduğumuz, uçum kümesinde uçurduğumuz sazlı dumanlının o anası, onlar da tekrar yumurtladı. Aşağıda da arkadaşlar bunun göğsü böyle pasta olan bir çakmaklı, böyle dumanlı kili gibi bir hayvan vardı. Onun babası. Hepsi yumurtladı kuşların. Takımların hepsi yumurtladı. Şu erkek, şu mavi lezzetli erkek zaten şu sazlıyla, şuradaki yatan, ortada yatan dumanlı kirliyle erkeği. Ondan sonra böyle. Şu an işte yumurtlamayan yavrumuzu da alıp gideceğiz. Bu boz dumanlı, Akatepe boz dumanlının yavrusu. Bunu da karşı uçum kümesine götüreceğim. Artık o da ufak ufak hareketlenmeye başladı. Burada yumurtlamayan zaten şu dumanlı ve boz dumanlılar, onlar zaten daha yavrular işte. Şuradaki mavi ile de Serkan'dan getirdiğimiz mavi ile de bu mavi eş yaptık. Bakalım arkadaşlar bunların üzerinde yürüyeceğiz. Bunlardan da bir takım alacağız. Ve yumurtlamayan da buradaki düz dumanlarımız kaldı. Gene bütün kuşlarda yavru yumurta var. Bakalım inşallah da
sonuçlarını göreceğiz. Şu an birer tane yavruları zaten oralarda uçuyor. Hepsinin birer tane yavrusu uçuyor. Sadece şu maviler hariç. Bakalım sonuçlarını göreceğiz. İnşallah da güzel şeyler olacak. Damızlı kuşun önemli şeylerinden biri işte altını takibi yapmak. Altının kuşçu tabiriyle altının çalışması lazım. Damızlı kuşlar o şekilde ayrılıyor. 10 tane yavru aldıysanız en azından bunun 7 tanesi oynaması lazım. Arkadaşlar yani o şekilde damız da ayrılıyor. Öyle her bir tane bir takım kuşu aldınız vurdunuz. Hadi bunları damızda ayıralım dediniz. Olmuyor. En az 3 takım yavru alacaksınız. Onların altına bakacaksınız. Ondan sonra uçurduktan sonra göreceksiniz. Damızlıklarınızın ne gibi durumları var. Yani ne eksikleri var. Ona göre tekrar başka kuşlarla eşleşerek kuşların daha iyi kuş çıkarmak için elinizden geleni yapacaksınız. Tabii bu dediğim olaylar böyle basit olaylar değil. Seneler alıyor. Kolay bir şey değil. Bunu kuşçu gerçekten bu kuşa gönül vermiş arkadaşlar da çok iyi bilir. Yani adamlar 50-60 yaşına geliyor. Ancak işte kuşu bulabiliyorlar. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten kolay bir şey değil. Bir de iyi kuşun da tabii düşmanı da çok. Göz değiyor. Hastalık vuruyor. Çoğalmıyor. Atmaca alıyor uçuruyorsun. Ya bir şekilde bunlar çoğalmıyor. Bir şekilde kayboluyor gidiyor. Bakalım inşallah şimdi bu an şu an bu kümeste güzel de yavru alıyorum. Bakalım bu diğer kümesimizde ne yaparız onu da göreceğiz. Bu sazlı yavrunun uçum küme sazlı yavrunun bire bir yumurta kardeşi. Yumurta kardeşi. Bakalım onu da götüreceğiz. O biraz yanık büyüdüğü için onu belki bir arkadaşa da hediye edebilirim ama yani bu kuşu uçurmak uçurulmaz. Yavru alabilirse bu kuştan yavru almaya denerse güzel yavrular çıkacağını ben düşünüyorum. Çünkü annesi babası çok güzel kuşlar onların. Zaten bir kardeş de zaten şu an havada patladı. İnşallah o da yere düşürecek. Şu an sıkta gerçi. Bakalım onu da uçuracağız birazdan. Yani durumlar böyle. Arkadaşlar kuşlarımız da maşallah şu yavrumuz da çok güzel oldu. Tepe onu uçuma götüreceğim. Onların babası şu. Annesi de burada yeşil bezikte olan bozumanlı. Bunların altı çok güzel çalışıyor. İki tane yavrusu da orada uçuyor şu an. Yine bugün uçuracağız onları. Çok güzel uçumları, gezişleri falan çok güzel. Ve geç sökülüyor arkadaşlar bunlar. Altından gelenler geç sökülüyor. Neden derseniz şu an hatta uçan yavrular var. Aynı anda götürdüğüm yavruların biri sıka düştü. Sert taklaya girdi. Fakat bundan alttan götürdüklerim daha başlamadı bile yani. Taklayı bile çevirmedi. Şu an işte göt basıyor diyorlar. İşte bel kırıyor. Yani o kadar söylüyorum. Bakalım işte inşallah geç oynayan kuşlar da genelde iyi oluyor derler. Bilmiyorum ben. Uçurup göreceğiz. Bakacağız işte ne oluyor ne bitiyor. Ondan sonra kararını vereceğiz arkadaşlar. Ona göre damızlıklarımızı ayıracağız veya başka kuşlarla eşleyeceğiz. Veya devam edeceğiz yavru almaya. Erkek ötüyor. Şeyden gelen dumanlı da Serkan'dan gelen dumanlı da herhalde büyük bir ihtimal dişi. Yani büyük bir %90 dişi. Ondan sonra arkadaki zaten bozdumanlı da dişi. Bakalım oradan bir yani 3 tane dişi var. Bir tane de onlardan gelen erkek var. Şu kafası açık renk olan mavi. Ondan gelen çok güzel bir erkek. Benim çok hoşuma gidiyor. Onlar da mavi leş almışlar. İnşallah onlar da yumurtlayacak. Onların da yavrularını alıp uçuracağız. Ondan sonra duruma göre, vaziyete göre arkadaşlar yolumuza bakacağız. Damızlıklarda bugünlük bu kadar. Şöyle daha böyle videoların devamı için arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü diğer arkadaşlarımız da daha çok böyle video atma hevesinin olması sadece sizin elinizde. Bu sayede zaten
İnsanlar daha çok video çekiyor. İzlendikçe daha çok video çekiyor. Ve sizlerle paylaşıyor bunları. Önemli olan burada bir şeyleri paylaşmak. Bilmeyen arkadaşlara, yeni başlayan arkadaşlara işte yardımcı olmak. Yani Allah'a şükür buradan gelecek bir paraya ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ben şahsım olarak söylüyorum. Önemli olan ben burada ilk dostlar edinmek. O dostlarımızla bu hayvanları paylaşmak. Onlardan bilgi alışveriş yapabilmek. Gerekirse kuş paylaşmak. Yani niyetimiz bunlar. İnşallah herkesin isteği gönlüne göre olur. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.